Sudan'da şu anda ilk bulunmuş olduğumuz yer ve size ilk göstermek istediğimiz yer tabii ki Nil. Mango ağaçlarının olduğunu duyduk buraya. Rakşa'daki şoför bizi buraya kadar getirdi sağ olsun. Şimdi içeriye doğru gideceğiz ve bakalım mango ağaçlarında mangolar var mıymış? Görmüş olduğunuz gibi tek bir sütun dahi yok burada. Zaten en bariz özelliklerinden bir tanesi de Neşid'in Nil'in hiç sütununun olmaması. Full, full, kadar. Ya işin gücün full demek ya. Başka bir şey yok abi. Göbeği dolduruyorum full. İhlas Vakfı'nın kurban organizasyonunun tam ortasındayız Sudan'da. Hulefai Raşidine geldik. Bay bay. Bay bay. Hadi bay bay. Afrika'nın gizemli ormanlarında geziyoruz. Etrafında bir sürü yabani hayvanlar var. Arkamda görmüş olduğunuz yerde bir tane timsah var. Evet. Burası... Gezelim, görelim bakalım buranın hayvanları nasılmış. Burada bunları ufak ufak parçalara ayırıyorlar. Evde bir ocak gibi, bir tütsü gibi bir şey yapıyorlar. Evet. Onun için yakıyorlar. Üstüne tabii bunun aromalar katıyorlar. Evet, nihayet şelaleye doğru gidiyoruz. Bir köye geldik burada. İnanılmaz uzaklıktaki bir köye geldik ve şu anda bu tekneyle beraber şelaleye doğru gidiyoruz ama evet, nefis kokulu çaylarımızdan yudumluyoruz. Bismillah. Gerçekten nefis. İşte İngilizlerin Sudan topraklarında yapmış olduğu en büyük kötülüklerden bir tanesi de bu bitki diyebiliriz. Abu Gedet. Dediği gibi orası Abu Gedet. Şu an Sudan'ın merkezindeki müzedeyiz. Bir yere gittiğiniz zaman ilk önce müzelere giderseniz en azından oraya ilgili tarihi bilgilere de erişmiş olursunuz. Şimdi yan tarafta görmüş olduğunuz mekanın içerisindeki bu yatakta buranın tarihin aslında ne kadar eski olduğunu, medeniyetinin ne kadar eski olduğunu da bize gösteriyor. Şimdi burada hem Mısır'ın esintileri var aslında bakarsanız, hem de Afrika'nın esintileri var. Yani buraya yani Arap demek sadece sanırım uygun olmayabilir. Burada çünkü gerçekten çok karma bir medeniyete ev sahipliği yapmış topraklar olduğu için de insanlar da o kadar renkli ve o kadar da farklı medeniyete sahiptir. Müzenin bahçesinde de burada kapalı bir alan var. Burada da eskiden yaşamış olan medeniyetler nasıl yaşamış onu aslında tam net olarak görebiliyoruz. Bu tarz evlerde yaşıyorlarmış. Benim aklıma tabii geldi de soracak kimseyi bulamadık. Fazla bilgisi olan da yok. Bunları buraya nasıl getirmişler? Neticede kalıp kalıp ama bunları buraya yerleştirmekte eminim bayağı bir zaman almıştır. Tabii eskiden buralar bütün bir coğrafyaydı. Mısır da buna dahildi. O yüzden şu an aslında gördüğümüz şeyler Mısır'ın kalıntıları benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü bayağı bir duvarlarda onların şekillerine benziyor. Mısır piramitlerini de Sudanlar yaptığı söyleniyor. Güçlü oldukları için. Öyle mi? Tabii. Yani o taş taşımaları. Yani genelde Sudanlıların ilk piramitler de Sudan'da Marawi şehri var. Orada ilk yapılan piramitler. Oradan sonra yukarı Mısır'a doğru çıkıyor. Piramitlerin tarihi tabii bayağı bir eski. Başka ülkelerden gelip Sudan'a ya altın alıyorlar ya adam alıyorlar. Bu herkes bilinir. Adamı güçlü, altını da kaliteli. Vay be. Yani adamı da o kadar kaliteli diyorsun. Evet, doğrudur. Çok güzel. Biraz da turlayalım o zaman şehirde, evet, ne dersin? Peki. Hadi kardeşim. Sudan dediğimiz gibi çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yer. Çok evveline gittiğimiz zaman Amr İbnül As zamanında 639 yılında Mısır'a yapılan fethiyle beraber Sudan'da burada İslamiyet'te tanışmışlar. İşte ilk İslamiyet tanıdığı yıllar ta eskiden o zamanlara kadar dayanıyor. Yani bizden
daha eskiler diyebiliriz Müslümanlık konusunda. Yani Mısır'a yerleşen Müslümanlar zaman zaman Sudan pazarlarına ticaret için gelerek buradakilere de İslamiyet'in ilk tohumlarını buralarda ekmişler. Zaman içerisinde birçok Türk hükümdarı da, Turan Şah da dahil bunlara, buralara seferler düzenleseler de bir türlü buraları alamamışlar. Ancak Osmanlı son noktayı koymuş ve Osmanlı'dan sonra buranın İslamlaşması daha da hız kazanmış. Tabii ülke içerisinde zaman zaman iç çatışmalar çıkmış. Bu iç çatışmalar sonucunda da günümüzde Sudan aslında Afrika'nın en büyük ülkesi konumundayken şu anda o konumunu yitirmiş ve Cezayir'e kaptırmış. Neden? Çünkü o iç çatışmalar sonucunda Güney Sudan buradan ayrılıyor ve Güney ve Kuzey olarak Sudan'ı ikiye bölmüş. Güney Sudan'a gitmek biraz sıkıntılı. O yüzden zaten biz de kuzeyinde, yani Sudan'ın merkezinde Hartum'daki çekimlerimize devam ediyoruz. Evet, Sudanlıların geneli, tamamı neredeyse bu şekilde Cellaviye ile geziyor. Cellaviye ile gezmelerinin tabi bazı sebepleri var. Hem buranın iklimi açısından hem de rahat etme açısından gerçekten çok onların hoşuna giden ve onların da zaten gelenek ve göreneklerinde, adetlerinde olan bir kıyafet türü. Şimdi Müştak, çok fazla şey söylenir mesela bu cellaviyelerle ilgili ve kafalarındaki bu sarmış oldukları sargı ile ilgili. Şimdi anlam olarak kendileri anlatsın. Bizim bildiğimizin dışında belki bir şeyler vardır. Kendisine bir sorsak. Şimdi diz mana şunu diz. Da. He diz. Da emme. Emme. Ey. Emme yani emme. İsmi emme. For şims. La 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 la. Na ma şims. Tabii yani. Tabii. Kalbe stagi hay. Emme yani. Ey. Yani bir Sudan'ın geleneksel şeyi. Mesela eskiden kullananlar kefen olarak başında taşıyorlar diye. Hadi turas, turas mı Sudan? Yani Sudan'ın geleneksel şeyi bu. Ama çok da güneş olduğundan dolayı güneş açısından faydalı. Açısından. Bu süsüm oluyor şimdi. Evet. Hadal macallabiye ve şal emme savu. Emme savu. Üç parçadan mı oluşuyor şimdi? Evet, evet. Bir yanda şalı. Şalı. Bir yanda cellaviyesi. Cellaviyesi. Ve bir yanda emme. Emmesi. Emma. Emmasıyla. Takiye fenos. O bana olur mu? Hey. Hadi bakayım çıkar. Baliki Markop Sudani. Yani bu konu Markop Sudani. Ana Müştak sor bakalım benim kafama olur muymuş o bir taksın. Aha geldi bak. Eyvah, bu daire abi. Haydar yarı bak. Baba hemen şeyinize yetişti ya. Gördüğünüz gibi. Valla oldu mu? Yakıştı mı? Tamam. Sen de bunu tak al. Gel gel. Tak onu ha. Bak değiştik. Efendim cellaviyesiyle hep unutuyorum ismini. Emması. Emması cellaviyesi. Ayağındaki ayakkabısının uyumu ve şalıyla beraber klasik bir Sudanlı. Sefa Asliye. Sefa Asliye. Türkiye. Teşbih çıktı. Made in Türkiye abi. Öyle mi? Evet. Türkiye'den gelmiş. Turkey. Çok güzel ya. Ne ağacı? Cookie. Cookie. Turkey. Türkiye'den gelen bir ağaçtan yapılmış bir tesbih diyorlar. Güzel. Baba çok yakıştı sana ya. Adil baba. Yakşı. Yakşı. Adil baba bizi hiç kırmıyor sağ olsun ya. Bizle beraber sürekli geliyor, geziyor bizimle beraber. Adil baba orada üniversitede aslında öğretim görevlisi. Aynı zamanda hastanede doktor kendisi. O kadar vakti yoğunluğunda bize burada yardımcı olmaya çalışıyor. Evet, Türkleri, Türkiye'yi çok seviyor. Aynı zamanda tabii ki burada bir vakfın başkanı kendisi. Evet. Değil mi Müştak? Evet, yetimler. 3000 tane yetimi var. 3000 kayıtlı, yetim. Evet. Onlara yardım edebildiği kadar ediyor. Onların maşallah ihtiyaçlarını görüyorlar. Maşallah. Adil baba, bu senin sana daha çok yakışıyor. Al. Burak. Ha? Devir teslim yapıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Şükran. Şükran ve kesir olun. Evet, bu görmüş olduğunuz kaplan derisi bir ayakkabı. Fiyatı tam $300 değerinde. Orijinal kaplan derisi. Buranın zengin abilerimiz, buradaki zengin abilerimiz bunlardan giyiyorlar bol bol.
Evet, pazar yerlerinde çokça satılan bir şey de buradaki şeker kamışları. Çok lezzetli ve sulu, şekerli bir şey olduğu için burada sıcakta çok fazla tüketiliyor. Biz de aldık mı? Yaptı mı bizimkileri? Evet, Müştak? Sırayla yapıyor. Çok sıra var değil mi? Evet. Abiler hepsi sırada bekliyor. Sırada bekliyorlar. Bu hem susuzluğu alıyor hem de şeker ihtiyacını karşılıyor. Doğal bir... Gıda, besin maddesi olmuş. Besin maddesi. Doğal. Aslında buranın işte tamamen kasap, içtikleri, yedikleri şeylerin neredeyse tamamı doğal. Dişlere de faydası var bunun. Dişleri beyazlaşıyor. Dişlerin beyazlığı bundan mı acaba Müştakçım? Ne diyorsun? Yani hem sağlamlığı açısından hem beyazlığı açısından yararı var bunun. Çok güzel. Ne kadar mesela, ne kadar satıyorlarmış bunu? Bir tanesini. Kam, vahit kam. 3 Cüneydi. 3 Cüneydi. Evet. 3 Cüneydi de hiçbir şey değil ya. Hiçbir şey değil. Yani 50 kuruş değil bile yani Türk parası, öyle söyleyeyim size. Biz de şeker kamışımızı yiyeceğiz bu sıcakta. Birazcık serinleyeceğiz. Giymiş olduk buranın yerel kıyafetlerini. Az önce tanıttık ve üstümüze giydik. Evet, tesbih üretimi burada halt safhada diyebiliriz. Camilerin etrafı ve çarşının birçok noktasında böyle tesbih yapan insanlar var. Burada tesbihin daha uzunu makbul benim gördüğüm kadarıyla. Daha böyle büyük ve aralarındaki o bizim normalde durak noktamızda küçük işaretlerdir ama bunda biraz daha büyük işaretler konulmuş. Sanırım ona göre de, o da kendilerine göre bir şekil mi diyeceğim artık, ben bunu bilmiyorum. Ya. Müştak, niye böyle bu farklı farklı kardeşim bu burada mesela? Ha, buradan sayıyorlar. Çok güzel ya. Çok güzel, akıllarında olsun diye böyle bir tarz yapmışlar. Genelde bu taşları ya da işte tahtaları Türkiye'den getiriyorlar. Burada kendileri yapıyor ve bu görmüş olduğunuz gibi bu şekilde satıyorlar. Şükran. Şükran abi. Sevgili seyirciler, Sudan'daki bir diğer önemli yemiş ise buranın kendine özgü, has, özel olan hurması. Bunlar çok sert oluyor. Yani alıp böyle yemeniz belki biraz zor olabilir ama bunları suya koyduğunuz zaman bunlar yumuşuyor ve çok lezzetli bir yemiş haline geliyor. O yüzden biz bunları alacağız ama önce onu suya koyacağız, ıslatacağız ve ardından da afiyetle yiyeceğiz. Sudan'da gezmeye devam ediyoruz. Şuraya gelin bari. İnanılmaz derecede orası kalabalıklaştı. Bu görmüş olduğunuzda farklı bir yemiş olduğu için gösterelim istedim. İsmi Gıttım bunun da. İnanılmaz derecede enerji veriyormuş. Öyle söylüyor buradakiler. Ve çok güzel kan yapıyormuş. Kokladım. Bunu burada yapmış oldukları kokteylleri içine karıştırıyorlar ve o şekilde başka lezzetler elde ediyorlar. Ya burada şöyle söyleyeyim. Çok farklı meyveleri bir araya getirip karıştırıp içiyorlar yani. Acayip bir şekilde burada farklı farklı kokteyller var. İnanılmaz. Tamam valla. Baba bu ne ya? Gıttım mı bu? Gıttım şuz. He? Bu ne? Haşlama gibi ya. Adana'da bilir misiniz? Haşlama vardır böyle. Arkalarında böyle satarlar. Akdeniz coğrafyasında. Gıttım diyor ya. Değiş bir daha. Bakın ya bir daha. Tamam vallahi. Eyvah. Eyvah. Arigunda. Oo, güzelmiş ya. Ver bakayım. Lezzetli.
Evet, Sudan'da bir diğer kadınların yapmış olduğu işte böyle sokak başlarında ve belirli yerlerde, gölgeliklerde, özellikle ağaç altlarında bayanların burada çay satmaları gerçekten çok meşhur. Bu da çay işlerini tamamen bayanlara bakmış durumda erkekler. Çünkü kadınlar bu işi çok iyi beceriyorlar ve çok lezzetli çaylar yapıyorlar. Şimdi çayların içerisinde çok enteresan bir lezzet var Müştak. Yani bizim normal bildiğimiz çayın dışında sanırım bir baharatlı bir tat var içerisinde, bir şey katıyorlar. Evet, bunların özel bir kokusu var. Bunların çaylarını ona atıyorlar, nefis tadı oluyor. Nefis tadı oluyor. Bir tane söyler misin bize, bir tane, evet, birer tane yapsın, çay içelim. Çok değişik baharatlar var, görüyor musunuz? Çok farklı baharatlar var. Bunlar hep o içine kattığı şeyler değil mi Müştak? Çay bunlardan koyuyorlar sevgili seyirciler. İşte Mekke gülü var, kerkete demiş oldukları orada. Bizde benzer tatlar var aslında bakarsanız, ama biz bu şekilde kullanmıyoruz. Çayın içine katmıyoruz. Daha farklı, buranın kendine özgü kokuları ve baharatlarını da çayın içerisinde kullanıyorlar ve nefis bir lezzet oluyor. Bundan emin olabilirsiniz. Yani sadece burada böyle gösteriyoruz diye söylemiyorum. Gerçekten çayları çok lezzetli. Ha, bu da kahveler. Aa bak, kahve de meşhurdur. Oo. Sudan'ın her sabah içerler onlar. Kahvenin adı neydi? Bir şey diyorlardı ama. Like Turkish coffee. Bu Türk kahvesi. Was quite good yani, a strong. Sudan kahvesi. Güçlü kahve. Güzel mi? Bir kokusuna. Bunu bir öyle eziyorlar, makinede yapmıyorlar. Kendi abla eliyle, tahtayla eziyor. Tam bir kahve kokusu değil ama karışık bir koku yine. Çayı çok seviyorlar. Yani neredeyse her gölgelikte oturan bir kalabalık var. O kalabalık burada o sıcaktan kaçıp burada çay içiyorlar. Belli yerlerde de meyve satan yerler var ama özellikle çay burada inanılmaz tüketilen bir gıda diyebiliriz. Yalnız inanılmaz şeker koyuyorlar. Şekeri çok fazla tüketiyorlar. Şimdi şeker, süzgecin içerisinde bir çay var zaten. O çay gerçekten çok koyu kıvama sahip olduğu için defalarca kullanabiliyorlar. Yani biz nasıl demliyorsak onlar da bu şekilde tutuyorlar. Bizde nasıl hani böyle bir hızlı demleme şekilleri var, poşet çaylar. O tarzda bir çay bu. Üzerine hangi baharat varsa onlardan istediğimiz ya da kendi istediğinden karışık koyuyor. Ayva abicim içine dondurma koydu. Bayağı bir karıştırdı bak. Şekeri görüyor musunuz? Helva for me. İnanılmaz bir lezzet. İnanılmaz bir lezzet. İnanılmaz bir şeker. Helva fi. Sen kendine mi yaptırıyorsun? Helva. Adil baba Müştak'ın kayınpederi. Kayınpederinden öte burada babası resmen, gerçekten çok iyi anlaşıyorlar. Böyle arkadaş gibiler. Kankiler yani. Kankişler. Kankitolar. Evet, nefis kokulu çaylarımızdan yudumluyoruz. Bismillah. Gerçekten nefis. Çok nefis ama şekeri fazla geldi işte biraz. Yani şeker az olsa daha iyi olacak. Ama gerçekten çok nefis çaylarımızı da burada yudumluyoruz. Bu gölgelik altında. Daha sonra Hartum'daki turumuza son hızıyla devam ediyoruz. Kerkede. Sudan'da çamaşır işleri erkeklere emanet. Görmüş olduğunuz gibi buradaki erkekler kadınların bu yükünü üzerinden almışlar ve her sokak başında bir tane, görmüş olduğunuz gazel ismini vermiş oldukları çamaşır yıkayıcılar var. Kadınlara pek fazla iş düşmüyor çamaşır konusunda. Burada çamaşırları yıkıyorlar. Hem dışarıda kurumasını yapıyorlar, kurutmasını yapıyorlar, hem de içeride bu şekilde ütülemesini yapıp mis gibi tertemiz bir şekilde takdim ediyorlar. Hemen tanıyalım ismini. İsme? Zehangir, Zehangir. 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 Zehangir Bangladeş'ten gelmiş değil mi Zehangir? Zehangir de Bangladeş'ten gelmiş. Burada ekmek parasını çıkartıyor. Bu şekilde burada onlarca, yüzlerce, binlerce gazel burada çamaşırları yıkıyor. Halas. Evet, şu anda biz dışarıdan kömürcü olarak gördük. Dışarıdan görüntüsü öyleydi ama nasıl bir yere geldik Müştak? Şimdi bu genelde bir mahallenin nasıl çamaşırhane olduğu gibi bu odun kömürlerini de satanlar var. Bunlar hem tahtaları küçük küçük kesip evde güzel koku sağlamasını sağlıyor. Onlara değişik buranın parfümleri var. Onları sürüyorlar. Evde, odunların üstüne mi parfüm sürüyorlar? Evet, odunların üzerine sürüyorlar. Onu ateşle, kömürle yaktığın zaman çok güzel bir koku oluyor evin içinde. Enteresan. Bir bakalım o zaman nasıl yapıyorlarmış onu. Şimdi bunlar küçük küçük odun parçası. Bunlar ne peki ağacından oluyor Müştak? Biliyor musun?
Bunlar bahur. Sudan'ın bir yerel ağacı. Sudan'da yetişen yerel bir ağaçmış bu sevgili seyirciler. Burada bunları ufak ufak parçalara ayırıyorlar. Evde bir ocak gibi, bir tütsü gibi bir şey yapıyorlar. Evet. Onun için yakıyorlar. Üstüne tabii bunun aromalar katıyorlar. Anladığım kadarıyla. Mesela bunun bir özelliği de evdeki sinekleri dışarı atıyor. O şey çıktığı zaman. Burası için çok önemli o zaman bu. Çok önemli, evet. O büyük tahta parçalarını da evlenmeden önce bayanlar sauna şeklinde kullanıyor onu. Evin için sauna gibi mi yapıyorlar? Yani onu o dumanın üzerine oturdukları zaman vücuda romatizman varsa işte vücuttaki kirli şeyleri atıyor dışarı. Oduna biraz krem sürüyorlar, o şekilde kullanıyorlar. Krem de sürüyorlar odun üzerinde. Şu enteresan şeyler işte burada aslında biraz daha aile içinde gerçekleşen şeyleri de size gösteriyoruz. Normalde önünden geçsek, görsek bu şekilde yaptıklarını deriz herhalde mangallık kömür yapıyorlar diye düşünürüz ama durum öyle değil. Burada ev içerisinde hem koku olarak kullandıkları hem de sağlıkları için kullanmış oldukları odunlar var. Üstüne tabii krem sürüyorlar. Bu şekilde Sudan'daki turumuza devam ediyoruz efendim. Hayvanat bahçesine geldik. Bir gezelim, görelim bakalım buranın hayvanları nasılmış. Evet, burada da Türk güvercinleri var. Türkiye'de yetişen bazı hayvanlar da burada sergileniyor. Onlara sanırım ilginç geliyor bu güvercinler. Buradaki güvercinler gibi burada aynı zamanda Türkiye'de yetişmiyor olan keçiler de var. O dağ keçilerini de buraya koymuşlar. Onlar da burada aynı şekilde insanların ilgisine sunulmuş. Afrika bölgesinde yetişen ve aslında dünyanın farklı bölgelerinde yetişen hayvanları buraya getirmişler. Ama bize bu biraz ilginç geldi arkadaş, bu bildiğin güvercin. Tamam mı? Bizim orada Sultanahmet'te, Sirkeci'de şöyle elini sallasan yüzlerce havaya kalkıyor ama burada 10 tanesini, 15 tanesini koymuşlar ve sergiliyorlar. Güzel güvercinler. Evet, Tika'nın Sudan'da yapmış olduğu birçok işten bir tanesi de Hartum, başkent Hartum'daki eğitim merkezi. Yahya Bey bize sağ olsun burada yardımcı oldu ve bizi gezdiriyor. Tika'nın yapmış olduğu faaliyetleri de anlatıyor bize. Yahya Bey, bu arada Yahya Bey Tika'nın Sudan koordinatörü kendisi. Yahya Bey, şu anda nereye geldik ve aslında ondan önce Tika Sudan'da neler yapıyor? Öncelikle hoş geldiniz diyorum ben Sudan'a. Sıcak ülkeye, sıcak insanların sıcak ülkesine. Evet. Tika'nın Sudan'daki faaliyetlerinden kısaca bahsedeyim. Daha sonra özellikle bu teknik eğitim merkezimiz hakkında bilgiler vereyim ben size. Tika Sudan'da 2006 yılından beri faaliyet gösteriyor. 8 yıldır. Sudan'ın en çok ihtiyaç duyduğu sektörlerde burada proje ve faaliyetler yürütüyoruz. Sağlık, eğitim, hayvancılık, su, restorasyon gibi çeşitli alanlarda proje faaliyetlerimiz var. Sudan'daki en büyük projemiz Güney Darfur'un başkenti Niyala'da bu Şubat ayında açmış olduğumuz 150 yatak kapasiteli Niyala Türk Hastanesi. Orası Şubat ayında açıldı ve şu ana kadar yüzlerce hastanın derdine deva oldu. Şu anda da faaliyetleri devam ediyor. Bizim Sağlık Bakanlığımız işletiyor orayı. Sudan Sağlık
Bakanlığı ile ortak olarak. Çok güzel bir proje. İnşallah böyle projelerimize devam edeceğiz Sudan'da. Onun dışında Sudan'daki projelerimizden bir tanesi de burası. Detaylarını daha sonra aktaracağız. Onun dışında Cezire Eyaleti'nde suni tohumlama ve gen kaynakları merkezimiz var bizim. Sudan hayvancılık anlamında önemli bir ülke. Çok önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli geliştirmek ve diğer ülkelerle paylaşmak adına ve aynı zamanda Sudan'ın bu kapasiteye ve bu potansiyele sahip olduğunu Sudanlılara gösterme adına başlattığımız bir proje. Orası da yakında faaliyete girecek. Türkiye'den getireceğimiz 5 adet Holstein, 5 adet Simental boğa ile beraber. Onun dışında Port Sudan eyaletinde bir Osmanlı limanı var, Sevakin. Orada restorasyon faaliyetimiz var. Osmanlı'dan kalma gümrük binası, Hanefi ve Şafii camilerinin restorasyonu bitmek üzere. Bir ay içinde bitecek. İnşallah daha sonra da resmi açılışını yapacağız. Ortak kültürel mirasımız adına bir noktaya daha değinmek istiyorum. Sudan'da çok meşhur, Türkiye'de de bilinen ama aslında daha çok bilinmesini istediğimiz bir sultan var. Malum haliniz şu an Sudan sınırları içerisinde bulunan Darfur bölgesi geçtiğimiz dönemlerde müstakil bir krallıktı. Ve oranın bir sultanı vardı, Sultan Ali Dinar. Osmanlı ile çok iyi ilişkiler kurmuş bir sultan. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı halifesi dünya çapında cihat ilanı, cihat çağrısı yaptığı zaman Darfur Kralı Ali Dinar yazılı olarak sultana haber gönderiyor. Siz bizim halifemizsiniz. Bu cihat çağrısına olumlu cevap veriyoruz ve sizin için, İslam için savaşacağız. Biz TİKO olarak bu Sultan Ali Dinar'ın vefakarlığı adına şu an Kuzey Darfur Eyaleti'nin başkenti Faşir'de bulunan onun sarayının restorasyonuna da başlayacağız. Proje çizimi devam ediyor şu an. Proje çiziminden sonra da uygulama olarak restorasyon işlemini bitireceğiz inşallah. Ve onun için de 2016 yılında, kendisi 1916 yılında şehit edilmiş İngilizler tarafından. 2016 yılında bu projeyi bitirip tam şehit edilişinin 100. yılı olan bir dönemde de inşallah açılışını yapacağız. İnşallah. Allah Teala kolaylık versin. Ben gerçekten yaptığınız işler çok başarılı. Yani TİKO dünyada Osmanlı hakimiyeti altına girmiş topraklarda, bilhassa o topraklarda Müslüman halkının burada sesi kulağı oluyor. Hem sağlık alanında, hem eğitim alanında, hem de burada insanların ihtiyacı olabilecek ne varsa onlara bu konularda da yardımcı olmaya çalışıyor. Aslında biz bir medeniyetin tabii ki varisleriyiz Türkiye olarak. O yüzden Osmanlı Devleti'nin de varisi olduğumuz için bu topraklardaki yardımlarımızı, o kardeşlerimize olan özenimizi göstermeye devam ediyoruz. Şimdi de o özenlerden bir tanesinin göstergesi olan eğitim merkezindeyiz. O eğitim merkezinin içine gireceğiz ve bakalım burada neler yapıyorlar. Mesela bu bir hasta yatağı. Bunun bütün aksamları burada üretildi. Demir profillerden tutun bu alttaki dönme mekanizmasına kadar CNC bölümüyle ve aynı zamanda şunlar da mobilya bölümünde üretildi. Tasarım, her şey buraya ait. Burada uygulamalı eğitim gösteriyoruz. Yani hem burada eğitim görüyorlar hem de bir şekilde buradaki hastane ihtiyaçları bu şekilde giderilmiş oluyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Burada döner sermaye sistemini kurduk. Dışarıdan gelen bu şekilde işleri merkezimiz karşılıyor. Hem bütçesine, kasasına para koymuş oluyor hem de uygulamalı eğitim fırsatı elde etmiş oluyorlar. Bölümlerimizi sayalım. Mobilya, kaynak, iklimlendirme ve soğutma, CNC, elektrik, elektronik, mekatronik, bilgisayar, turizm ve otelcilik bölümlerimiz mevcut burada. Aslında bir ülke için gerekli olan ne varsa, evet, burada gerçekten onlara o şekilde eğitim veriliyor. Harika bence.
Bistika'ya bundan sonraki buradaki faaliyetlerin hepsinde başarılar diliyoruz. Allah-u Teala yolunuzu açık etsin. Teşekkür ederim. Şimdi sevgili seyirciler, TİKA sadece Sudan'da değil, dünyanın birçok noktasında bu şekilde faaliyetler gösteriyor. Hem bu şekilde faaliyetler gösteriyor, hem de mesela diyelim ki Osmanlı'dan kalma bir eser var. Onu da burada onarımını gerçekleştirmiş orada, restorasyonu gerçekleştirmiş orada. Kaleler, camiler, medreseler, çeşmeler vesaireler. Burada birçok halkın ihtiyacı olan şeylerde de TİKA'nın parmağını biz her gittiğimiz yerde görüyoruz. Ve inşallah bundan sonra da sanırım görmeye devam edeceğiz. Elindekiler ne, ekmek mi? Bakayım ekmeğine. Ver bakayım. Evet sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz ekmekler buranın özel ekmekleri. Fırından böyle ekmekler alıyor. Aç bakayım içine. Aç. Aç bakalım, aç. Heh. Aç 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 aç. Göster bakalım. İşte buranın ekmeği de böyle bir şey. Fırınlarda satılıyor. Al, teşekkür, şükran. Evet, Hartum'daki Osmanlı eserlerinden bir tanesindeyiz şu anda. Mescid-i Kebir'deyiz, yani büyük camideyiz. Bu cami zamanında Osmanlı'nın buraya yapmış olduğu bir cami. Bakalım TİKA burada cami için neler yapıyor, onu öğrenelim. Biz TİKA olarak ortak kültürel mirasımız noktasında hassas davranıyoruz ve elimizden geldiğince faaliyette bulunduğumuz ülkelerde bu işbirliğini geliştirmeye çalışıyoruz. Mescid-i Kebir'de de TİKA olarak biz bu caminin A'dan Z'ye bütün elektrik tesisatının yenilenmesi işini yapacağız ve Türkiye'de imal ettirdiğimiz o dönemin ruhunu yansıtan avizeler takacağız. Aynı zamanda bunlara ilaveten de mescidin dış cephe aydınlatmasını yapacağız. Çok güzel. İnşallah bir sonraki gelişimizde diyelim, nasip olur da gelirsek dini suyundan içen bir daha gelirmiş. İnşallah. Öyle derler. Bizim aslında Yahya ve Anadolu'da da birçok yerde böyle işte buranın suyundan içen bir daha gelir derler. Evet. Burada da böyle bir şey var. Hakikaten de var ama bizim Müştak mesela. Müştak burada Nil'in suyundan içmiş ki buradan evlenmiş hatta. Evet. Çocuğu da var maşallah. O yüzden biz de Nil'in suyundan içtik. Şükür inşallah hem, tekrar gelmek nasip olur. Hem Nil'in suyundan derler, hem de genel olarak Afrika'nın suyundan içen bir daha gelir derler. Ben 10 sene önce içmiştim. 10 sene sonra bir daha geldik. Muhakkak ki siz de geleceksiniz diyorum ben inşallah. Peki inşallah diyelim biz de. Bir sonraki gelişimizde nasip olursa Mescid-i Kebir'i etrafı tamamen düzenlenmiş, İnşallah. İçi tamamen restore edilmiş ve aydınlatılmış bir şekilde bulmak nasip olur diyoruz. Ve Seyyar Fakir Sudan'daki turuna devam ediyor. Zamanın Osmanlı Paşası Mehmet Ali Paşa'nın oğlu ve torunlarının bulunmuş olduğu türbede tam arkamda görmüş olduğunuz o iki kubbeli yer. Sudan Osmanlı hakimiyetinin ardından uzun süre İngiliz sömürgesinde kalmış. Yol kenarlarında ve özellikle geniş arazilere yayılan bir bitki dikkatimizi çekti. Sorduk, soruşturduk. Hiçbir şeye yaramadığını, hatta hayvanların bile yemediğini öğrendik. Evet, İngilizlerin bu topraklarda yapmış oldukları en kötü işlerden bir tanesi de bu görmüş olduğunuz bitki. Bitki, etrafta ne kadar su varsa çevrede ve yer altında onların hepsini bir şekilde çekiyor ve etrafı susuz bırakıyor. Hayvanlar yiyemiyor çünkü acı bir bitki. İnsanların da burada hiçbir işine yaramıyor. Ama bitkiyi kestikleri zaman da etrafta virüs gibi yayılıp çoğalıyor. İşte İngilizlerin Sudan topraklarında yapmış olduğu en büyük kötülüklerden bir tanesi de bu bitki diyebiliriz. Evet, İngilizler zamanında yapılmış olan bir tren yolu üzerindeyiz. Bu tren yolu aldığımız bilgilere göre Mısır'a kadar uzanıyormuş. Evet. Öyle mi hocam? Bu tarafa doğru Mısır'a kadar gidiyor tren yolu. Mısır'a kadar gidiyor, evet, enteresan. Peki biraz daha tarihine gidecek olursak, sen Adil hocamıza sorsan. Tarihul Katar şunu. Tarihul Sudan, tarihul istimar İngiliz عندما دخلوا الى السودان هنا. İngilizler Sudan'a girdiği zaman
Askerleri ve askerlerin ekipmanları ve diğer malları taşımak için bu tren yollarını imar etmişler Sudan'da. Daha sonra da bu yollar normal insan ve diğer eşya taşımacılığında kullanılmış. Şu an hala kullanılıyormuş peki bu yol, tren? Elan es-Sudaniyun yestakdim. Yestakdimuna na'am hada al-qitar. Şagal ha, yanqul ar-rukab wal-badaya. Şu an hala mal ve normal yolcu taşımacılığında kullanılıyor. Peki şu an bulunmuş olduğumuz hemen sağımızda böyle bir yapı var. Burası neymiş, onu bir soralım. Ahvala 300 sene. Yaklaşık 300 yıllık bir tarihi varmış. Medrese gibi bir şey mi acaba? Yeskün Münü. 300 years. Ha, Şeyh el-Kabbaş. Şeyh el-Kabbaş ve evladı. Semmaniye diye bir tarikat varmış. Onun şeyhi Kabbaşi ve onun çocuklarının kaldığı bir mezarlık. Peki. Şimdi yolculuk nereye peki? Adil Baba. Tamam. Elan nemşi vayın. Elan nemşi şelal. Şelaleye doğru gidiyoruz. Şelal beni ne kam intahmini. Adil Baba. يا نفسي إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيتي فقد أعطيتي وما تمنيتي فقد أعطيتي إن تؤملي هداهما هديتي إن تؤملي هداهما هديتي arka tarafta başka şeyler dönüyor. Müştak ne yapıyorsun kardeşim? Getti tamam gel gel gel. Gel. Eğer savar baba sen de lan. Dur onu mu koyacaksın lan? Oğlum neresine tutuyorsun bunu? Savar mı? Eşek gibi lan. Allah'ım bir şey yapsın. Evet Sudan'da gerçekten çok ilginç dakikalar. Şu an yaşadığımız dakikalar. Ne yaptığımız belli değil. İlahi okutuyorduk Adil Baba'ya. Arkada bizim baktık Müştak binmiş katırın üstüne. Orada gülme sesleri gelince biz de döndük buraya. Ver bakayım o hortumu. Ver bakayım. O ekmekler mi? Ne yapıyorsun? Bakayım. Ha fırın ekmekleri. Ver ekmekleri. Bunlar bayağı kalabalık bir aile galiba. Bu ekmeklere bakacak olursak. Al bakayım afiyet olsun hadi. İşte evet. Müştak ne yapıyormuş? Evet. Mısır'a doğru gidiyoruz sanki sevgili seyirciler. Evet. Ya oğlum dur dur dur. Bu katır değilmiş eşekmiş ya beyaz eşek. Al. Eşeğe iyi bakın vurmayın fazla vurmayın. Ne yapalım ha? Ya şu dişlerin güzelliğine baksana maşallah. Gel, gel. Nerede oturuyor? Baba. Bak. Türk. Şu dişlerin güzelliğine bakın. Bu çocukların hepsi sabah kalkar kalkmaz ilk yaptıkları iş dişlerini fırçalamak. O yüzden böyle bembeyaz. Özlerinde de var bu ya. Şu dişe bak maşallah. Aferin lan sana. Gel bakayım sen. Gel bakayım bu biraz çikolataymış gel. Gel sen gel. Bak bunun da dişleri beyaz. Aç bakayım. Diş beyaz görüyorsunuz. Bembeyaz dişleri var. Sen gel bakayım. Gel. 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 Gel gel. Gel. İsme? Nüseyba. Nüseyba. El Emin. El Emin. Nüseyba El Emin. Öyle mi? Ha? Bu da gördüğünüz gibi bak ne kadar tatlı bir Sudan kızı. Dur yüzüne gölge gelmesin şöyle. Hadi al bir şeyler söyle bakalım bize. Nüseyba. Hadi bakalım. Bagra fi senet kaza medreset kaza. İsmi Nüseyba El Emin. Bagra fi medreset Nüseyba binti Ka'b El Hakumiye. Maşallah. Maşallah. Geri gel. As-saf kam. Maşallah. Allahu ekber. Geleceğin bu spikerlerinden bir tanesi herhalde Sudan'da. Maşallah. Çok heyecanlı yok yakışıyor. Bak bu da zıpır bak görüyor musun? Üstün kan olmuş kan. Bu ne? Kurban kanı mı bunlar? Kan yapmış üstüne. İtalya şeyi giyiyorsun. Hadi bakalım. Koçum benim. Hadi bakayım. Evet, Sudan'da daha önce birçok çekim yapılmış ve o çekimler esnasında aslında birbirine çok benzer görüntüler var. Biz o görüntünün daha çok dışına çıkalım ve daha ilginç neresi var Sudan'da size göstereceğimiz onun peşine düşelim istedik ve yaklaşık Hartum'dan 100 kilometre belki 150 kilometre ötede ne ismiydi burası Müştak? Gariba. Agiva. Gariba. Gariba ne sallarsak tutar zaten diyorsun yani. Gariba, Ariba. İsmi Abu Gariba. Abu Yedad. Abu Yedad.
Lan bu ceded. Hayır bu ceded. Bağırma bana. Abu ceded. Abu ceded. Hayır bu ceded. Abu ceded. Abu ceded. Abu ceded. Abu ceded. Abu ceded. Abu ceded. Abu. Abu ceded. Abu ceded. Dediği gibi ora Abu ceded. Apşir. Apşir. Apşir Abu ceded. Başka bir şey yok. Acıba. Hayır. Acıba. Hayır. Acıba bildik ya. Hakiba. Allah elini al. TGT belgeselinin yeni sunucusu. Hakiba. Acıba. Hakiba. Hakiba. Bu ceden. Abu ceden. Abu ceden. Abu ceden. Koyes. Aşkay Abu ceden. Abu Cedat neymiş biliyor musun? Abu Cedat. Tavuk babası. Ay aşağı gidelim. Abu Cedat. Abi süper. Bizi eşeğe bindirdin bu eşek. Aşağı gidelim. Mafi stok. Ha. Mafi stok. Abu Cedat. Mafi stok. Şu aşağı gidelim. Allah da kendine de yoğunla yarı ya. Kalan. Abi denem denem. Mesele sadece gezmek değilmiş meğer. Aslında gördüğümüz yerlerin hep aynı ama insanların farklı olduğunu anladım. O sebeptendir ki insan hikayeleri daha çok ilgimi çekmeye başladı. Dünya üzerinde yer yoktur ki insan oradan sıkılmasın. Hiçbir manzara, ülke, şehir, köy, her ne ise işte insanı doyuracak niteliğe sahip değiller. Gözlerimiz kamera ve beyinde hard disk. Şayet özümüz yok ise etrafta gördüğümüz her şey aslında gerçek belgesel. Çünkü hiçbir çekim gördüğümüz anı anlatacak kadar iyi ve doğal değil. Hayat film gibi gelip geçiyor. İnşallah bu gözler cenneti de alır kareleri arasına. Rabbim hayırlı çekimler, faydalı işler yapmayı nasip etsin. Amin. Şayet bakmasını bilirsek hepimizin rengi aynı. Çünkü hepimiz bir yerden geldik. Gizemli ormanlarında geziyoruz. Etrafımda bir sürü yabani hayvanlar var. Arkamda görmüş olduğunuz yerde bir tane timsah var. Evet. Burası hiç balta girmemiş. İnsan yok buralarda, tamam mı? Bunu kim yaptıysa artık tele bilmiyorum. Belki hayvanlar kendisi yapmıştır korumak için. Çok tehlikeli bir hayvan timsah. Evet. Kaç metre uzunluğundaydı? 2 mi? 2,5 metre uzunluğunda bir timsah var arkamızda. Evet kardeşim, şu anda televizyonculuk açısından inanılmaz bir başarı imza attık. Evet. Timsahı gösteriyoruz insanlara. Şu an karanlık zifir her taraf. Yani Sudan'da yerel yaşam olduğu için timsah evet. Görmek de mümkün değil. Biz yine gördük. Öyle mi? Tabii timsah normalde Nil'in altında yaşar. Yapma ya, biz evet. Üstünden mi geçiyoruz mesela? Üstünden geçiyoruz ve yani gördüğümüz timsah görebiliyoruz. Niye yakalayıp koymuşlar ki buraya? İnsanlar mı gösteriyorlar yani böyle? Burası bir nevi çocukların gelip görebilme ihtimali. Hayvanat bahçesi gibi bir şey o zaman yani. Doğru. Evet. Maymunlar falan da vardı bu şekilde. Evet. Arkada timsah var. Çok karanlığa kaldık ama olsun, yine de göstermek istiyoruz sizlere. Burası biraz daha böyle insanların çok zor geldiği, ulaştığı bir nokta. Şuna baksana, böceğe bak. Enteresan böcekler var. Bak, bak. Nereye bak? Bak bak bak. Bak zıplıyorlar üstüme. Gidelim bunları. Bu ısırmasın, hadi gidelim. Nihayet şelaleye doğru gidiyoruz. Bir köye geldik burada. İnanılmaz uzaklıktaki bir köye geldik ve şu anda bu tekneyle beraber şelaleye doğru gidiyoruz ama maalesef akşam vakti oldu artık. Yolculuk epey bir uzun sürdü. Yolda da gördüğümüz şeyleri göstermeye çalışınca biraz geç kaldık. Buranın ismi Sebeloga. Şimdi yolculuğumuza devam ediyoruz. Burada değil de bunun tam geri tarafında timsahların olduğunu söylediler ama bu bölgede timsah yokmuş. O yüzden daha rahat elimizi aşağıya suya falan sokabiliyoruz böyle gördüğünüz gibi. Sıkıntı yok buralarda. Burası Nil'in akıntıları mı? Nil Nehri değil mi yine? Yine Nil'in üzerinde bir seyahatteyiz şu anda. Güzel bir yolculuk gerçekten. Maceralı bir yolculuk oldu buraya gelene kadar.
yer yer de durduk, göstermeye çalıştık ve şu anda şelaleye doğru gidiyoruz nihayet. Şelaleyi göreceğiz ama bakalım akşam gösterebileceğiz mi, o da var. Gel biraz Müştak'ın hayatıyla ilgili konuşalım. Ben buraya geçiyorum şu anda. Şimdi Müştak kardeşimiz bundan 2 sene öncesine kadar Türkiye'de yaşayan bir Türk vatandaşı. Hala Türk vatandaşı ama çifte vatandaşlık olacak, az kaldı. Müştak'ın çok ilginç bir hikayesi var. Ben şimdi kendisini anlattırmak istiyorum tabii ama ne kadar burada anlatabiliriz bilmiyorum. Müştak şu an evli, bir Sudanlı bir hanımefendiyle evlendi ve maşallah bir tane de Elaf isminde çok şirin, çok tatlı bir kız çocuğu var. Müştak, buraya gelirken hangi fikirle, hangi zikirle geldin ve gerçekten çok farklı bir iklim, çok farklı bir kıta, çok farklı bir kültür. Burada yaşamak Türk açısından zor, kolay nasıl oluyor? Yani neyin kararını vererek geldin buraya? Şimdi Osmanlı'da olduğu gibi... Sen şöyle geç istersen şu tarafa, ben şöyle geleyim. Ha. Osmanlı'da olduğu gibi, yanılmıyorsam İskender Paşa, gemileriyle gittiği zaman bir daha dönmemek için gemileri yakarlarmış. Biz de şimdiki gemi yakma da evlenmek niyetiyle yola çıktık. Bu niyetle de işte kayınpederimiz Adil Baba, Adil Baba da burada. Kendisi bize iyi insanlarla karşılaştırdı Allah-u Teala. Yani onun neticesinde iyi bir aileyle dünür olduk. Şimdi sen evlenmeden önce burada yine yaşıyordun. Bayağı bir uzun sürdü burada aslında, bu evlenene kadar uzun süre kaldım burada. İlas Vakfı'nın da buradaki temsilcisi, sorumlusu aslında Müştak, Sudan temsilcisi İlas Vakfı'nın. O yüzden buradaki faaliyetleri bizim için çok önemli. Yani burada aynı zamanda Türkiye'nin de bir şekilde temsilciliğini yapıyor. Nasıl resmi kurumlar temsilcilik yapıyorsa Müştak da aynı zamanda aslında Türkiye'nin burada temsilciliğini yapıyor. Allah-u Teala kolaylık versin. Kurban Bayramı gibi güzel günlerde, güzel bayram günlerinde de buradaki ihtiyaç sahiplerine de yardımcı olmaya çalışıyorlar. Evet, böyle güzel bir ortamda Müştak'ın hayat hikayesini az çok dinleyebilmiş olduk. Emin olun çok ilginç şeyler var aslında ama tabii hepsini anlatmak istemeyebilir. O yüzden fazla zorlamayacağız. Ailesiyle beraber ona mutluluklar diliyoruz efendim. Evet. Biz şelale dediğimiz zaman yukarıdan gelen bir su bekliyoruz ama burada şelale denildiği zaman böyle bir yermiş. Onu da görmüş olduk. Enteresan bir görüntü gerçekten. Ocak aylarına doğru su tamamen çekildikten sonra buradaki su aşağı doğru iniyor görüntüsü oluyor ve o bizim gördüğümüz şelaleye benzer şeyler o zaman oluyormuş. Akşam üzeri böyle güzel bir görüntüyle size veda etmek istedik. Evet, yolculuğumuzun son kısmı böyle güzel bir manzara. Artık bir dahaki programda hangi ülkede oluruz, olabilir miyiz, olamaz mıyız bilmiyoruz ama nasip diyoruz artık.